Evet, peş peşe yapılan açıklamalar ve özellikle de siyasetin ve kamuoyunun ön planındaki isimlerin peş peşe koronavirüse yakalandığı, daha doğrusu testlerinin pozitif çıktığı haberleri durumun ne kadar giderek daha vahim hale geldiğini bizlere gösteriyor. Şimdi tabloyu görmek ve değerlendirmek üzere bir değerli bilim insanına, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sayın Gaye Usluer'e bağlanıyoruz. Gaye Hocam, iyi akşamlar, merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz en sıcak gelişmeden başlayalım hocam. Bu Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı ve acil önlemleri duyuran ve sağlık personelinin bir istifasını, iki emekliliğini, üç izinlerini yasaklayan tebliği, evet, siz nasıl değerlendirdiniz? Aslında Sağlık Bakanlığı'nın bu tebliği durumun çerçevesini çok net olarak çizmiş. Onlar günlük 2000 civarında vaka açıklamaya devam etsinler. Günde neredeyse 70'e sabitlenmiş ölüm hızları. Ama bu genelge aslında durumun vehametini, gerçek durumu göstermesi açısından önemli. Tabii ki bundan sonraki süreç sağlık sisteminin yükünün çok fazla olduğu, sağlık hizmetinin verilmesinde sorunların yaşanabileceği bir süreç olacak. Şimdi sağlık personeli bu koronavirüs pandemisinin en başından beri güçlerinin, enerjilerinin limitlerinde çalıştığından söz ediyorlardı ve hatta son haftalarda, son aylarda peş peşe istifalar duyuluyordu ama Sağlık Bakanlığı bunları yalanlıyordu sorulduğunda. Şimdi hem bir yandan yeterli korunmaya sahip olmamaları, hem bir yandan koronavirüsten ölümlerin ya da hastalıkların bir meslek hastalığı sayılmaması, haklarının verilmemesi, bir de üstlük böylesine bir tebliğ ile istifa, emeklilik ve izinlerin yasaklanması sağlık personelinin performansını nasıl etkiler sizce? Şimdi Türkiye'nin dört bir yanında aslında birbirine benzemeyen yönetim biçimleri var sağlık sistemi içerisinde. Çünkü hastanelerde başhekimlerin tutumları birbirinden farklılık gösterebiliyor. İllerde il sağlık müdürlerinin yönetim biçimleri birbirinden farklılık gösterebiliyor. Birçok hastanede sağlık personeline ciddi mobbing uygulandığını ve sağlık personelinin ciddi bir tükenmişlik sendromu ile karşı karşıya olduğunu bizzat gören, duyan, arkadaşlarımın paylaşımlarından bilen bir kişiyim. Gerçekten eğer Mart ayından itibaren Sağlık Bakanlığı doğru bir programlama yapabilmiş olsaydı ve Türkiye'nin dört bir yanında pandemiye yönelik hazırlıklar doğru biçimde yapılmış olsaydı şu anda bunları yaşamıyor olacaktık. Durumun vehametini göstermesi açısından bu genelge çok önemli ama bu genelgeyi yayınlayan kişiler şunu da düşünmeliler. Burada bir insan kaynağı var, sağlık personeli. Sonuçta bu adı üzerinde insan kaynağı ve bu insan kaynağını doğru kullanmazsanız, doğru yönetmezseniz bir zaman sonra o kaynağın iflas edebileceği, o kaynağın çökebileceği ve istenilen hizmeti veremeyeceği açıktır. Açıkçası bu tür genelgelerden önce buna yönelik hazırlıkların ve doğru yönetim biçimlerinin oluşturulması gerekiyor bence. Şimdi Sayın Usluer, bir süredir, yani geçen haftanın ortalarından beri Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca İstanbul, Bursa, İzmir gibi büyük kentlerimize dikkat çekiyor. Hatta neredeyse burada karargah kurdu ve buradaki durumun vehametini aslında yaptığı açıklamalarla defalarca vurguladı. Bugün Sayın Valinin de Ali Yerlikaya'nın da yaptığı açıklama bunu bir kez daha güçlendirmiş oldu. Diyor ki Sayın Vali, kentteki vaka sayılarında bir patlama var ve toplu ulaşımda alınacak önlemler yeterli değil. İnsanların mecbur oldukları için işe gitmeleri gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor. Yani hani sayılar, veriler bir başka hikaye anlatıyor ama alandaki gerçekler bambaşka bir hikayeden bahsediyor gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Kesinlikle öyle ama burada esas konuşulması gereken şu, durumun buraya evrileceği önceden belliydi. Haziran ayında erken ve normal olmayan yeni normalin başlamasıyla birlikte sürecin devamında bugünlere geleceğimiz çok net olarak belliydi.
toplu taşıma araçlarının kullanımına bir düzen getirilmemesi, başlangıçta %50 doluluk oranından bahsedip hemen akabinde bundan vazgeçilmesi, sonra tekrar %50 doluluk oranına geçilmesi. Şimdi burada iyi yönetilemeyen bir salgından söz ediyoruz. Başından itibaren aslında salgının erken dönemde biteceğini düşündüler. Kısa sürede biten salgından bir başarı öyküsü yazacaklardı. Bu başarı öyküsünün bir şampiyonu vardı. Ancak tabii ki tüm dünya için salgın beklenildiği kadar erken sürede bitmedi. Ve şu anda da salgının erken bir süreçte bitmeyeceğini çok yakından görebiliyoruz. Sonuç olarak hani Sayın Valinin bir günah keçisi olacaksa ben bunu kabul ediyorum demesi yetmiyor. Sonuçta her gün 70 insanın hayatını kaybetmesi demek, bir ayda 2000'in üzerindeki insanın hayatını kaybetmesi demek. İnsanların işe gitmeleri keyiflerinden değil, tabii ki gidecekler. Aynı zamanda bir geçim derdi var, aynı zamanda bir gelecek kaygısı var, işten çıkarılır mıyız kaygısı var. Tüm bunların varlığında devlet gerekli düzenlemeleri yapmadığı için, sosyal devlet gibi çalışmadığı için, İstanbul'da yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı çağıracak kadar duyarlı olmadıkları için, dayanışma istemedikleri için, bakın bütün bunları birleştirdiğimizde salgının niçin iyi yönetilmediğini ya da yönetilemediğini daha iyi anlayabiliyoruz. Sayın Uslar, şimdi salgının yönetilmesiyle ilgili olarak önümüzde yeni bir gündem başlığı var. Siz de sık sık bu konuya dikkat çekiyorsunuz. Aşı meselesi. Yani Türkiye'de yaklaşık 18-20 milyon doz aşı gerekliliğinden söz edilirken, yani geçen yıllarla yapılan bir hesaptan söz ediyorum, ama sadece 1 milyon 300 bin doz gelmiş olması ve bunun da risk gruplarına dahi uygulanamıyor olması, bir puanlama sistemi getirilmiş olması. Bu da herhalde halk sağlığı açısından kaygı verici bir madde gibi ya da bir durum gibi, manzara gibi görülmek gerekir. Sizin görüşleriniz neler? Öncelikle bu durumu niçin yaşıyoruz? Bu durumu yaşamamızın tek bir nedeni var. Türkiye'nin %100 dışa bağımlı olması, aşıda %100 dışa bağımlı bir ülke olmamız. Oysa ki geçiş garantili milyonlarca lira boşa heba ettiğimiz paralarla köprülerden önce lüks 5 yıldızlı otellere benzeyen şehir hastanelerini inşa etmeden önce aslında Türkiye kendi aşısını üretebiliyor olsaydı, kendi aşısını üretebilecek duruma gelen bir ülke olsaydı biz bugün bir kere bu sorunu yaşamayacaktık. Onun ötesinde %100 dışa bağımlı bir ülke iken aşıda Sağlık Bakanlığı'nın doğru planlama yapmadığını, bu kışın COVID-19 artı grip birlikteliğiyle geçeceğini, bu nedenle gripten korunmak için öncelikli risk gruplarının aşılanmasının zorunlu olduğunu ve Türkiye'de sağlık personeliyle birlikte zorunlu aşı uygulanması gereken en az 15 milyon kişi olduğunu hesaplamalıydı. Üstelik bu yıl salgın nedeniyle, pandemi nedeniyle aşılanmak isteyen herkes, yani risk gruplarından sonra aşılanmak isteyen herkes eczanelere başvurup parasını ödeyip aşısını alabilmeliyken, bir programlama yapılmadı veya her neyse, programlama yapılıp ülkeler mi bize yeterince aşı vermediler, neden vermediler, birçok soru işareti var ve bizler bu işin sağlık tarafındaki kişiler, bu işin reçete tarafında endikasyonu koyacak kişiler olmamıza rağmen endikasyon koyma hakkımızın da, yani reçete yazma hakkımızın da elimizden alındığını ve boş bir sporlama sistemiyle Sağlık Bakanlığı elinde bulunan ve henüz hepsi de elinde değil, 1 milyon 400 bin civarındaki aşıyı artık kimlere yapacak? 14 milyon risk grubunu düşündüğümüzde kimlere yetirecek? Bu da çok ciddi bir kaygı verici süreç olarak görülüyor. Şimdi hocam, az önce çok enteresan bir şey söylediniz. Geçtiğimiz günlerde de yine konuk aldığımız bir başka değerli hocamız da bunu hatırlattı. Profesör Doktor Kayahan Palan'ın kulaklarını çınlatmak istiyorum. Dedi ki Türkiye aslında çok da komplike bir tıbbi ürün olmayan bu aşıları geçmişte üretebiliyordu.
Şimdi demek ki yerli olarak yerli tesislerde bunu üretebilme kapasitemiz vardı. Bunlar kapatılmış, dışa bağımlı olarak dıştan alıyormuşuz. Şimdi tabii olağan koşullarda rahatça gidip parayı verip alıyorduk. Şimdi bu sene olağanüstü bir koşullar. Peki tekrardan bunu üretme yoluna gitmek mümkün mü? Yoksa öyle bir imkanımız artık yok mu? Kalktı mı ortada? Yani şu anda tabii ki böyle Türkiye'nin böyle bir üretim tarafına geçecek ülke konumuna geçmesi şu an itibariyle erken dönemde elbette ki mümkün değil. Buradaki sorun ülkeler kendi ihtiyaçlarına yetecek kadar aşıyı sipariş etmişler. Örneğin Almanya, örneğin İngiltere, örneğin İran. Yani şunu mu anlamalıyız hocam? Yani uluslararası çapta bir tedarik sorunu yok. Herkes istediği kadar alabiliyor. Biz alamamışız. Uluslararası çapta bir tedarik sorununun olacağı belliydi. Aşı firmalarının elbette ki bir üretim kapasitesi var. Tüm dünyada artan bir yoğun talep var. Bu noktada parayı önce veren, siparişi önce yapan, programlamasını iyi yapan ülkeler tabii ki aşıya ulaşım konusunda daha şanslı olacaktı. Üstelik Türkiye'nin bir başka dezavantajı da şu, grip aşısını elinde bulunduran iki büyük firma var. Biri Amerikan firması, birisi Fransız firması. Türkiye sadece bugün 1 milyon 400 bin civarındaki aşıyı Fransız kökenli firmadan temin etmiş durumda. Örneğin Amerika'da bulunan Amerikan kökenli firma neden bize aşı vermedi, neden bu firmayı da aşı temininde kullanamadık? Bu da bir başka önemli ciddi soru işareti bence. Fransa'yı hatırlatmanız iyi oldu. Bir yandan da Fransız ürünlerini boykot etme kararı alıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Herhalde aşılar dahil değildir diye umuyoruz bu boykota. Şimdi tabii ki politik olarak söylemlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü belki de Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada bahsettiği Fransız çantalar, Fransız eşarplar, Fransız ayakkabılardı ama Fransız malları dediğimizde içine tabii ki aşılar giriyor. Hayati öneme haiz birçok ilaç giriyor. Aşıda ve ilaçta dışa bağımlı bir ülke için ülkenin mallarını boykot edin çağrısı gerçekten çok geniş bir anlam taşıdığı için ve de beklediğimiz aşılar henüz gelmeyen aşıların kaynağı da Fransa olduğu için bence herhalde metni hazırlayanlar bunu düşünmeden hazırladılar diye düşünüyorum. Peki hocam son olarak tekrar Sayın İstanbul Valisi'nin açıklamalarını hatırlatarak İstanbul, Bursa, İzmir gibi hani çok öne çıkan son günlerde vaka sayılarındaki önemli ölçüdeki patlamayla öne çıkan illerimizde sizce yakın bir vadede gelecekte daha sıkı önlemlere gidilmesi mesela Nisan öncesi duruma dönülmesi söz konusu olabilir mi? Dahası gerekli midir sizce? Önce son sorudan başlayayım. Evet, gerekli. Aslında şu anda Türkiye'nin hemen her tarafındaki her bir il bir İstanbul durumunda. Tabii ki bize illerin nüfusu orantılı, illerin sosyoekonomik, sınıfsal ilintili gerçek vaka sayılarını vermiyorlar. Oysa ki herkes, benim gibi hekim, sağlık personeli olan herkes yaşadığı ildeki geniş fotoğrafı çok iyi bildiği için, örneğin Eskişehir çok rahat, Eskişehir'de biz çok rahatız, sağlıkta hastaneler çok rahat konumda diye bir şey söyleme şansımız yok. Şu anda Türkiye'nin dört bir yanında pandeminin alarm zilleri çalmaya başladı. Ciddi kısıtlamaların vakit kaybetmeden iyi bir program dahilinde yapılması ve hayata geçirilmesi gerekiyor. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, görüşlerinizi paylaştığınız için. Sağ olun. Kolay gelsin.